Üniversiteler bir kamplaşma sahası haline mi dönüyor? Siz böyle bir tehlikeyi seziyor musunuz? Ne dersiniz? Ben böyle bir tehlike sezmiyorum. Tedbirlerimizi iyi alırsak böyle bir durum ortaya çıkmaz. Tedbirden bahsederken de şunu söyleyeyim. Ben 12 Eylül öncesinde üniversite öğrencisi olan bir kişiyim ve o ortamı çok iyi yaşamış bir kişi. İstanbul'da okuduğum okulu, ben teknik üniversitede başlamıştım öğrenime. 4 ay sonra bırakıp yeniden sınava girerek kendi şehrinde tıp fakültesi okumaya başlamış birisiyim. Ve aslında protestoyla şiddetin birbirine karıştırıldığı zaman nelerin gelişebileceğini de çok iyi bilen birisiyim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Akademide de ciddi tecrübesi olan bir insan olarak. Şiddetle protestoyu birbirinden kesinlikle ayırmalıyız. Herkes ayırmalı. Mesela bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu belki de üniversiteleri çok iyi bilmediği için, üniversite tecrübesi çok geride kaldığı için büyük bir hata yaptı. İşte bu ODTÜ eylemindeki, şiddet eylemindeki gençleri Yörük Ali'ye benzetti falan. Kahramanlar gibi topluma takdim etmeye çalıştı. Bu çok yanlış bir tutum. Demokrasilerde protesto hakkına gerçekten çok itina etmek gerekiyor. Ama aynı itinayı haklı ya da haksız, hiç önemli değil. Kendisi öyle düşünüyorsa iş bitmiştir. Demokratik bir protesto eylemiyle şiddet eylemini birbirine karıştırarak meseleyi kesinlikle götürmemek lazım. Şimdi hepimizin artık bilgisi dahilinde, siz de basından takip ettiniz. ODTÜ'de bir grup daha önceden bir şiddet eylemine hazırlık yapmış. Yani siz sapanlar alırsanız, çantalarınıza demir misketler doldurursanız, herhalde bunu boşuna yapmıyorsunuz canım. Yani iş olsun diye yapmıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de yer de değiştiren, bu ODTÜ'ye mahsus bir mesele de değil, bir ekip halinde şiddet eylemlerini organize eden küçük gruplar var. Küçük gençlik grupları var. Bunların belli örgütlerle bağlantıları var. Bunlara müsamaha edemeyiz. Bunlara müsamaha edersek Allah korusun 12 Eylül öncesi Türkiye'sine giden yola taş dizmeye başlarız. 69'larda da böyle olmuştu. 12 Eylül'den önce de böyle olmuştu. Yani masum öğrenci hareketi, talebi, protestosu ile, masum lafını da kullanmayalım, haklı diyelim, demokratik diyelim. Bu taleplerle şiddeti birbirinden keskin çizgilerle ayırt etmemiz gerekiyor. Şiddetin hiçbir durumda, hiçbir halde bir gerekçesi olamaz. Bakın şimdi burada polise de ben yanlış yüklenmeler yapıldığını inanıyorum. Polisin orantısız güç kullandığı suçlaması var. Bu bağlamda onu nasıl yorumlarsınız? Şimdi olayın bütün detaylarını ben bilmiyorum ama Bakanlar Kurulumuzda bakanımız bize bu hususta bilgi de verdi. Polis nasıl bir orantısız güç kullanmış? Mesela ne yapmış? Yani engel olmaya çalışmış. Engel olmaya çalışırken elinde belli enstrümanlar var. Bu enstrümanları kullanmış. Bu şiddet, yani olaylarda yaralanan polis sayısı, orada fiziksel anlamda zarar gören öğrenci sayısından çok daha fazla. Ama biz polise de biraz insaf edelim yani. Siz kendinizi biraz empati yapın, polis yerine koyun. Karşınızda sizin üstünüzde taşla, sopayla, bu olayda ya da başka olaylarda, molotofla, şöyle koca koca kaldırım taşıyla hücum eden insanlar var. Şimdi bunlara karşı polis ne yapsın? Mesela bana çok soruluyor. Soru önergeleri de geldi bu biber gazı ile ilgili hususlarda. Ben şunu öneriyorum. Bu meseleye karşı çıkanlar, mesela polisin biber gazına kullanmasına karşı çıkanlar lütfen öneri getirsinler. Polis şiddet uygulamayı kafasına koymuş olan bir gruba karşı ne yapacak? Zaten onların eğitimleri var, kalkanları var, direniyorlar. Son ana kadar herhangi bir işlem yapmamaya çalışıyorlar ama polis tazikli su bile sıksa bundan dolayı polis eleştiriliyor. Peki buradaki yani sıkıntı... Burada bu haksızlığı yapmamak lazım. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şiddetle protestoyu lütfen birbirinden ayıralım. Nerede şiddet varsa onlar yanlış yapıyor. Peki burada sıkıntı zaman zaman güvenlik güçlerinin şiddete dönüşmeyecek olaylarda da biber gazı ya da tazikli su kullanması olasılığı olabilir belki. ODTÜ'deki olaylar için bunu söyleyeyim. Hayır, onun için değil mi? Genel olarak zaman zaman. Genel olarak da eğer polis nadiren de olsa bu hususta bir hata yapmışsa zaten kendi içerisinde onun kontrol mekanizmaları var. Ben Türkiye'de polisin bu hususta her geçen gün çok daha iyi eğitimli olarak, daha organize olarak bu meseleleri önlemeye çalıştığını biliyorum. Mesela şunu eleştiriyorlar. ODTÜ'ye neden çok polis gitmiş? İyi ama çok polis giderse işte şiddeti önlemek için
biraz daha imkanı olur polisin. Polisin sayısı ne kadar az olursa, karşısında da şiddete başvurmayı kafasına koymuş insanlar varsa, polis de ona mümasil bir şiddetle cevap vermek zorunda kalabilir. Son Onun için yani sormak. Sayının fazlalığına bile takılanlar var. Bunlar yanlış. Bugün bir gazeteci arkadaşımızla konuşuyoruz. Diyor ki önceden bunlar istihbarat yapılsaydı, o öğrenciler oraya sokulmasaydı. Bu zaman da şöyle eleştiriliyor. İşte öğrenciler okula sokulmadı. Öğrenciler önceden haksız yere hiçbir suçları olmadığı halde karakola götürüldü falan diye. Bir defa prensip olarak ben ana muhalefet partisinin değerli liderine de, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan arkadaşlarıma da sesleniyorum. Prensip olarak şiddete karşıyız diyelim. Kim şiddet uygulamışsa bunun bir özrü olmasın. Ondan sonra ben bu işi çözebileceğimize inanıyorum. Sayın Başbakan dinlendiğini dile getirdi. Sizin kendinize yönelik, hiç dinlendiğinize yönelik bir şüpheniz oldu mu? Tabii aradan yıllar geçtiği için siz de belki kamuoyu da unuttu ama Sağlık Bakanlığı'nda böcek diye ilk defa bizim bakanlığımıza çıkmıştı. O geldiğimiz birinci yıl ya da ikinci yıldı. Ondan sonra olmadı doğrusu. Ama o zaman bizim de başımıza gelmişti bu. Şimdi teknoloji o kadar gelişti ki maalesef. Biraz önce başbakanın bile dinlenebildiğini söylüyorsunuz. Kendisi söylüyor. Tabii kendisi söylüyor. Yani bunun hani herkesin başına gelebileceğinin en iyi örneklerinden birisidir. Başbakanın dahi dinlenmiş olması ya da böyle bir olayla karşılaşmış olması. Dolayısıyla bu teknolojiye karşı teknolojik biçimde nasıl mücadele edilecek herhalde bu işte ilgili kurumlar bunun üzerinde çalışmaya devam edecek. Bu hepimizi rahatsız ediyor açıkçası. Mesela dinlenebilir miyim diye düşündüğümde ben en çok kendi mahrem konuşmalarımdan dolayı rahatsız oluyorum. Evimin içinde oturuyorum, konuşuyorum. Bu hepimiz için geçerli bir husus. Bunların sonlandırılması için elimizden geleni yapmalıyız.